Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor, Edirne Spor maçını kazanarak kötü gidişatını sonlandırmayı planlıyor. 52 Ordu Spor 3. Lig 1. grubun 24. haftasında Edirne Spor'u konuk edecek. Cumartesi 14'te Yeni Ordu Stadyumunda oynanacak mücadele Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabından canlı yayınlanacak. Mor Beyazlılar Edirne Spor maçı hazırlıklarını 3 puan hedefiyle sürdürüyor. 52 Ordu Spor'da teknik direktör Bayram Toysal kendi sahalarında Edirne Spor'u mağlup etmek istediklerini söyledi. Playoff'u zorlayan bir takım. Sonuçta bunlar olasılık, hani playoff'ta oynayacağımız rakipler gözüyle görüyoruz zaten. Kepez de aynı şekilde içeride oynuyoruz. Bunun avantajını kullanmak zorundayız. Farklı bir oyun formasyonu, oyuncular buna adapte olmayı biraz sıkıntı haline getiriyor gibi görünüyor ama tekrar söylüyorum, buna adapte olduktan sonraki süreç oyuncu da bundan keyif alacak, taraftar da bundan keyif alacak. Biraz sabra ihtiyacımız var. Süreç lehimize işleyecek. Bundan sonraki deplasmanda oynayacağımız Kafkas maçı sonrasında seçim muhabbetinden dolayı hafta sonu maçlar oynanmayacak. En azından orada biraz daha fazla çalışma imkanımız olacak. Daha sonra oynayacağımız lig maçından sonraki sürede yine bay haftamız olacak. Oradaki süreçte de yine oyunumuzu yukarıya çıkartabileceğimiz birçok çalışma yapacağız. Beraberinde inşallah sezon sonunda playoff öncesinde istediğimiz oyunu oynayıp inşallah hedefe ulaşmak istiyoruz. Ordu Spor 1967 futbolcusu Halilcan Ayan, Çatalca Spor deplasmanında galibiyeti hedeflediklerini belirtti. Öncelikle Bursa Yıldırım maçında kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz. Hesapta olmayan bir puan kaybıydı bizim için. Ama inşallah bu hafta Çatalca maçında bunu telafi edeceğiz. Sağ sentetik evet. Bizi etkileyeceğini sanmıyorum inşallah. Galibiyetle döneceğiz. Taraftarlarımız bizi zaten hem iç sahada hem deplasmanda yeterince destekliyor. Yine aynı şekilde Çatalca maçında da hepsini maça bekliyoruz. Sene başından beri zaten hedefimiz bir üst lige çıkmak. Bu hedef doğrultusunda da ilerliyoruz. Kaybedilmiş bir şey yok. 2 puan kaybettik sadece. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz sezon sonu. Faslı Belediyespor, Kuşadası Spor maçı hazırlıklarını galibiyet hedefiyle sürdürüyor. Faslı Belediyespor 3. Lig 3. grubun 24. haftasında playoff mücadelesi veren Kuşadası Spor'u konuk edecek. Pazar 14'te Faslı İlçe Stadyumunda oynanacak mücadele Altaş TV'den canlı yayınlanacak. Önceki hafta deplasmanda Daruca Gençler Birliği'ni yenerek moral bulan temsilcimiz Kuşadası maçında hedefi galibiyet olarak belirledi. Playoff'lu olan puan farkını 4'e düşüren Mavi Siyah Sarılılar evinde kazanarak rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Sezonun ilk yarısında Faslı Belediyespor deplasmanda rakibiyle 3-3 berabere kalmıştı. Faslı Belediyespor'un yeni teknik direktörü Bekir Ozan Has ikinci maçında ikinci galibiyeti hedefliyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.